Video işleme için kullanılan en çok yöntemlerden birisi de web tabanlı sitelerde, video sitelerinde FLV uzantılı videolar, flash videolar kullanıldığı için bunlar sunucularda FLV olarak saklanır ve bunu da çevirmek için yazılımlara ihtiyaç vardır. Bunun için FFmpeg kullanılır. En çok kullanılan yöntemlerinden biridir zaten. Örneğin MP4 gibi bir dosyayı FLV dosyasına çevirmek. Şimdi biz bunun temel kullanımını inceleyeceğiz. Bunun için şu şekilde FFmpeg ile başlıyoruz. Input olarak da input MP4 vereceğiz. Videos source input.mp4. Burada R ile devam ediyoruz. 44.100 AB 96 FLV. Output olarak da videos converted output mp4.flv. Şimdi evet, dosyamız burada oluştu. Çevirme işlemi devam ediyor. Aşağıda bunun boyutunun sürekli arttığını görebilirsiniz. Bunun daha kaliteli görüntülü oluşması için birçok komut kullanılabilir. Biz bunun HD görüntüde, yani H264 formatıyla görüntülenmesi için daha farklı komutlar kullanacağız. Bunlar en temel komutlardır. FFmpeg ile birçok işlem yapılabilir. Bununla ilgili en çok kullanılan yöntem tabii ki video dönüştürmedir. Video uzantısını değiştirme. Bununla işlem yaptığımızda videoların boyutları ve kaliteleri mutlaka değişir. Her uzantının, her formatın farklı boyut ve kalitesi vardır. AVI dosyaları genelde çok kalitelidir. Ancak bunları birebir olmasa da birçok şekilde kalitelerini çok fazla bozmadan kullanabiliriz. Dosya boyutu 24.7 oldu. Evet. İşlem başarıyla tamamlandı. Şimdi dosyamızı çalıştıralım. Kontrol edelim. Daha önce VPF ile hazırladığımız düzenli olması. Kapatıyorum. Window Resource için.